Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugünkü üçüncü videomuzda karşınızda olacağım şu anda. Bugünkü üçüncü videoda da hissemiz Orçay olacak. Orçay da yine güzel bilanço açıklayan hisselerden bir tanesi. Bu hissede hem yeni gelişmeler var hem de son bilançolar var. Bunların hepsinin toplu bir değerlendirmesini yapacağım. Bir de sizden iki tane ricam var. İlk ricam sizlere bugün iki tane daha video paylaştım. Bunların birincisi Çemtaş hissesi oldu. İkincisi de Vestel Beyaz Eşya oldu. Bu hisselerin hem teknik olarak yorumunu yaptık hem de bilançolarının analizini yaptık. O videoları gidip bir beğeni yorum atarsanız. Çok güzel olur ve ayrıca da bu videoya da güzel bir beğeni yorum atarsanız ve hala kanala abone değilsiniz kanalımıza abone olursanız çok çok mutlu olurum. Şimdi hemen gelelim Orçayın bilançosunun analiz kısmına. Öncelikle dönem varlıklara baktığımız zaman dönem varlıklarda 218 milyondan 365 milyona bir artış yaşadığını görüyoruz. Enflasyona göre bakarsak bu biraz zayıf kalmış diye düşünüyorum. E, duran varlıklara baktığımız zamansa 52 milyondan 100.2 milyona bir artış var. Bakın bu anlamda makul kabul edilebilir diyebiliriz. Şimdi burada yükümlülüklere bakmak lazım ama önce tabii toplam varlıklara da bakalım. Şimdi toplam varlıklara baktığımız zaman 270 milyondan 465 milyona geldiğini görebiliyoruz. Ee, yine iki kattan biraz daha az olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yükümlülüklere baktığımız zaman yükümlülük anlamında da yine iki kat civarında bir artış yok. Yani yükümlülükle e, dönem varlık duran varlık artışı hemen hemen aynı seviyelerde. Bu anlamda makul diyebilirim ben buna. Şimdi kısa vadeli yükümlülüğe baktığımız zaman 147 milyondan 235 milyona çıktığını görüyoruz. E, bu anlamda 235 milyon dönem varlıklarımız kaçtı? Dönem varlıklarımız 365 milyon. Bu anlamda bir sıkıntı olmadığını söyleyebilirim. Şimdi burada uzun vadeli yükümlülüklere bakalım. Uzun vadeli yükümlülüğümüz ise 8.2 milyondan 22.2 milyona çıkmış ama yani burada yüzdesel olarak fazla bir artış var. Evet ama yani zaten 22 milyon kısa vadeli yükümlülük olan 235 milyonun çok çok altında bir rakam. Yani burada çok önemli bir yükümlülük olduğunu söylemek yanlış olur. Öz kaynağa baktığımız zamansa bakın öz kaynaklarımızsa 114 milyondan 208 milyona çıkmış durumda. Bu anlamda yine bir miktar zayıf kaldığını düşünüyorum. Şimdi burada gelelim hasılat kısımlarına. Şimdi hasılata baktığımız zaman burada 163 milyondan 361 milyona çıktığını görüyoruz. Gayet güzel bir artış var. Brüt kâra baktığımız zaman ise yıllık 15 milyondan 91 milyona çıktığını görüyoruz. Bakın burada çok ciddi güzel bir artış yakaladığını düşünüyorum. Esas faaliyet karına baktığımız zaman ise 9.1 milyondan 79.1 milyona çıkmış. Yine bu anlamda da çok güzel bir artış var. Hemen finansman geliri gideri öncesi karına bakalım. Buraya baktığımız zaman ise bakın 9.3 milyondan 81,5 milyona gelmiş. Yine gayet güzel. Şirketimize finansman giderleri çok çok fazla artmış. Yani geçen sene 11 milyonmuş bu rakam. 26 milyona çıkmış. Bakın finansman giderlerinde ciddi bir artış var ama buna rağmen sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı 3,5 milyondan 61,8 milyona da çıkmış durumda ve son olarak da vergi geliri vergi giderine düştüğümüz zaman ki vergi gideri çok da fazla artmış onu da söyleyelim. Yani 1,7 milyon gideri varmış geçen sene. Bu sene 14.6 milyona da çıkmış bakımı vergi gideri. Ee, buna rağmen dönem karına baktığımız zaman e, 2.53 milyondan 48.5 milyona da gelmiş durumda. Hisse başı karına baktığımız zamansa 0.03'ten 0.6 yani burada 20 kat civarında bir artış var. Net kar anlamında oldukça başarılı bir şirket olduğunu söyleyebiliriz. Zaten esas faaliyet karı anlamında da burada 9 kat civarında bir artış var. Yani 9'dan 81 yani 9 kata yakın bir artış var. Ee, gayet makul, güzel bir bilanço açıkladığını söylemek istiyorum. Şimdi gelelim çeyreksel bazı durumuna bakalım. Bakalım çeyreksel bazı durumlar aynı mı? Şimdi son çeyrekte satışlarımız 109 milyon olarak açıklanmış. bir önceki çeyrek 134'müş. Bakın burada ufak bir düşüş var. ama geçen sene 4. çeyrekte 75 milyonmuş. Bu anlamda <laughs> Artış olduğunu söyleyebilirim. Ben genel olarak iğime yukarı doğru bunu söylemeye çalışıyorum. E, Fabek baktığımız zaman 32'den 30'a ufak bir düşüş var. Çok ama ciddi bir düşüş olduğunu söyle, söylemek yanlış olur. Geçen sene 6 milyonmuş Fabek yani burada da yine genel havanın yukarı doğru olduğunu görebiliyoruz. Yani burada çok ciddi bozulmalar olmadığı sürece mesela 134'ten bir an 50'ye düşseydi o zaman derdik ki, evet çok fazla düşmüş. Satışlarda sıkıntı var. Ama yani böyle ciddi düşüşler yok. Bakın Fabrik'te mesela ciddi düşüşler yok. Net baktığımız zamansa 17.4'ten 16.4 yani burada da yine ciddi bir düşüş yok. Yani burada bir sıkıntı var demek çok çok yanlış olur. Ve geçen sene 4. çeyrekte eksi 0.15'miş. Yani net karda da yine çok ciddi bir yukarı sıçrama olduğunu söylemek istiyorum. Hem yıllık bazda hem de çeyreksel bazda. net borcumuz 215 milyon. Geçen sene 200 pardon geçen çeyrek 246 milyonmuş. Burada bir düşüş var bu güzel. İşletme sermayesinde ufak bir düşüş var. Bu çok olumlu değil. Öz kaynaklarda çok ciddi bir artış var. 208 milyondan 146 milyona çıkmış durumda. Yani öz kaynaklarımızda oldukça güzel bir şekilde artmış. Hemen marjlara bakalım. Şimdi burada brüt kar marjına baktığımız zaman %25'ten %31'e çıktığını görüyoruz. Gayet güzel. Geçen çeyrek geçen sene de 4. çeyrekte %9'muş. Yani brüt kar marjında çok ciddi bir artış var. E, fabrik marjında da bakın %24'ten %27'ye bir artış var geçen çeyreği oranla. Belki Favek düşmüş olabilir ama bakın marjlar artıyor. Bu anlamda olumlu. Geçen sene 4. çeyrekte de %8'miş. Bakın yine e, Favek marj anlamında da gayet olumlu. Net kar marjı %14.92 geçen çeyrek 13'müş. Geçen sene zaten negatif bir net kar var. Yani burada da yine havanın olumlu olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yani şirkette e, işler düzelmeye başlamış olarak gözüküyor. Bu bilançolara baktığımız zaman. Şimdi Orçay'ın biraz da nakit durumuna bakalım. Hemen Orçay'ın cari oran ve likit oranlar kısmına bakmak istiyorum. Şimdi son gelen Bilanço'ya göre cari oranımız 1.42'den 1.55'e çıkmış durumda. Yani 1.5'ün üzeri gayet makul güzel seviyeler. E, likit orana baktığımız zaman ise 0.59'dan 0.74. E, bu birinin üzerine atarsa yani küçük bir olmuş ne yazık ki. Yani birinin üzerine atarsa o zaman daha da güzel olacaktır diye söyleyebiliriz. Şimdi gelelim burada Orçay için bir de 2023 ee, tahminleri var. Yani tabi tahmin derken bunu e, şirketin kendisi paylaşıyor. 2023 yıl sonu öngörülen hasılat ve net dönem karını paylaşmış şirket. Şimdi baktığımız zaman bakın burada e, hasılat 361.8 milyon olarak gerçekleşti 2022 yıl sonunda. 2023'te de bu rakamın 750-800 milyon TL çıkacağını düşünüyorlar. Yani burada 2-2.5 kat arasında bir artış var. Yani mesela 800'ü baz alırsak. 800 bölü diyelim 361.8. Bakın burada 2.2 kat civarında bir artış yakaladığını görüyoruz. Net dönem kar 48.5 milyon TL geldi. Bunun da 90 ile 110 milyon TL arasına çıkmasını bekliyorlar. Hemen 110 bölü 48,5 yaptığımız zaman bakın burada da yine 2.2 kat civarında bir artış beklentileri var. Yani 2023'te yine e, gayet güzel geçeceğini söylüyorlar 2023'ün. E, bu anlamda e, yine 2023'te güzel bilançolar görmeye devam edeceğimizi söylüyorlar. Oldukça güzel tabii ki de bu. Şimdi bir de net kar marjı ne kadar olacak? Ona bakalım. Mesela 110 diyelim. 110 milyon geldi. Hasılatta 800 geldi. 110 ile 800 yaparsak bakın net kar marjı da %13 civarında %14 civarına yakın gelecektir yıllık bazda. Şu anda kaç? Şu anda zaten %13.42. Yani net kar marjı da yine 2023'te e, bu net kar marjını koruyacağını bizlere söylüyor şirket. Bu anlamda olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Bir de Orçay'da bir geri alım hikayesi var. Hemen onu da bahsedelim kısaca. Şimdi burada e, tabii birçok şirket geri alım açıkladı. Orçay'da bunlardan bir tanesiydi. Geri alıma konu pay miktarı yani lot miktarı 5 milyon lot ödenecek azami tutardı. 30 milyon TL yani 30 milyon TL ya da 5 milyon lot hangisi önce olursa bu geri alım sona erecek. Ve burada... Pay geri alımı programının azami bir yıl süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesini, yani bir sene içerisinde bunun tamamlanmasını bekliyorlar. Son olarak bir de teknik bir yorum yapalım. Orçaya şöyle grafiksel baktığımız zaman ve de logaritmik grafikten baktığımız zaman çünkü gerçekten çok sert iniş çıkışlar oldu bu grafik yani şirkette. Ondan dolayı logaritmik grafik bakmak daha mantıklı olarak e, geliyor bana. Bundan dolayı e, 20 ile 10'dan şöyle bir düşüş trendi çizdim. 3.31 ile de 4.01'den şöyle bir yükseliş trendi çizdim. Yani hala bu e, Üçgeni yukarı yukarıya da aşağı yönlü kırabilmiş değil Orçay. E, burada yukarıya da aşağı yönlü kırılım beklemek mantıklı olabilir ama bilançoların iyi geleceğini düşünürsek ben bunun yukarı yönlü kıracağını hatta bir ihtimal de olsa bakın burada bu sene içerisinde belki de 20'leri de bakın bir anda e, geçebileceğini belki de düşünüyorum. Şu anda fiyatımız 7.25 yani 20'lere gelse bile bakın 20'lere gelse bile %175 civarında potansiyel barındırdığını görüyoruz. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.